gebelik dönemindeki genetik testleri konuşacağız. Çok değerli hocam geliyor. Ayşegül Kuşkucu geliyor efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Şimdi gebelik döneminde genetik danışmanlık almak gereken durumlar neler? Öncelikle tabii ki her gebelik takip edilmeli ve bu takipler sırasında eğer kadın doğum uzmanı bir ultrason bulgusu veya ailede bir genetik hastalık öyküsü ya da ailede bilinen bir genetik taşıyıcılık varlığı, genetik hastalık taşıyıcılık varlığında anne adaylarını çiftler halinde baba adaylarıyla birlikte tabii ki genetik danışmaya yönlendirmelidir. Yani normalden sapan durumlarda genetik danışma öneriliyor. Genetik danışmada bizim bulgularımız oluyor. Gerçekten bebekte bir genetik hastalık olabilir mi'yi biz araştırıyoruz. Sonrasında da bu konuda ailelere riskler şudur, yüksektir veya düşüktür. Yüksek riskse ne yapabiliriz? Ne tür testler yapabiliriz diye onlara öneriler sunuyoruz. Bu konuda bilgilendiriyoruz. Genetik danışma zaten bu. Ama her gebeye gerekli mi? Hayır tabii ki. Normalin dışında giden bazı durumlara ve onları da çoğunlukla takipte olduğu kadın doğumcular karar veriyor. Genetik bilim gebelikteki hangi hastalıklara tanı koyabiliyor? Tesadüfi oluşan, yani aileden kalan kalıtsal hastalıklar olmayan, Down sendromu gibi, trizomi 13 gibi, ultrason bulgusu olan veya olmayan kromozom hastalıklarının tanısını koyabiliyoruz. Size işte anne karnındaki bebeğin işte bulunduğu kesenin içerisinden bir sıvı geliyor, ondan mı yapıyorsunuz bu analizleri? Üç yöntemimiz var. Bir tanesi plasentadan bir parça almak, koryonvirüs biyopsisi diyoruz. Onu erken dönemlerde yapıyoruz ve genellikle bu durumu ailesinde bilinen hastalık olanlar, mesela Türkiye'de beta talasemi taşıyıcılığı oldukça fazla. İki taşıyıcı evlenip çocuk sahibi olmak istediklerinde çocuklarının beta talasemi hastalıklı doğma ihtimalleri var. Biz bu çiftlerin mutasyonunu biliyorsak o zaman işte koronavirüs biyopsisi yapıyoruz erken dönemde ve bakıyoruz. Ailede bir taşıyıcılık yok, hiçbir şey yok, her şey iyi giderken tarama testlerimiz oluyor. İkili tarama testi, uçlu tarama testi. O tarama testlerinde riskler görüldüğü zaman bebeğe ait. O zaman amniyosentezi öneriyoruz. Anne karnından sıvı alma dediğimiz 16. haftada biraz daha ileri bir dönemde yapıyoruz. Bir de bazen işleri biraz geciktirme durumları olabiliyor her yönden ya da bazı bulgular geç çıkıyor. Her şey iyi giderken 22. haftalık tarama, ultrason taramasında bir anda hekim farklı bir şey fark ediyor. O zaman artık amniyosentez için biraz geç kalınmış oluyor. Kordosentez dediğimiz bebeğin göbek kordonundan kan örneklemesi yapıyoruz. Ama tabii ki bunlar invaziv girişim. Kordon kanından kan alıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Kordon kanı örneklemesi yapıyoruz. Çünkü... Peki bu tanı konulan şeylerde tedavisi mümkün olan bir şey var mı? Yok. Genetik hastalıkların teorik olarak, yani daha doğrusu %100'üne yakının tedavisi mümkün değil. Onun için zaten biz önden bilmeye çabalıyoruz. Bilsek ne olacak? Yani aile böyle, bu duruma hazırlıklı olmuş oluyor. Hazırlıklı mı? Veya işte bu çocuğu dünyaya getirmek istiyor mu? Yani bunun kararını verecek bir dönem olacak. Evet. Öyle bir dönem oluyor. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bebekte genetik bir hastalık veya o genini bilmesek bile ya da kromozomal olduğunu bilmesek bile onun hayatını tehdit edeceğini belirlediğimiz bir hastalıkta aileye gebeliği sonlandırma kararı sunulabiliyor. Şimdi burada en çok ailelerin korktuğu şey, işte ben çocuğumun gebelik kesesine bir iğne batarsa, değil mi? Hiç yani oradan bir parça alınacak olursa düşük ihtimalle olur. Düşünüyor mu bu? Aklınıza geliyor mu? Gelir. İşte oradan bir sıvı alınacağı zaman düşük ihtimalle ya çocuğa sanki bir şey yapılacakmış gibi hissedilir mi? Edilir. Değil mi? Ondan sonra biyopsi alınacak, parça alınacak veya kordon kanından ayrıca kan alınacak. Hep bunlar bir invaziv işlem. Adı da korkutucu. Yani bahsettiğiniz gibi isimler de korkutucu. Tabii bizim hep derdimiz bebekle ilgili daha fazla bilgiyi daha erken dönemde ve ona minimal zararı verecek şekilde belirleyebilmeye çabalamak. Bunun için yeni teknik bunun var. Bunun için yeni teknikler tabii ki aslında o da bir küçük invaziv girişim. Kan alınıyor. Yani çocuktan mı yine? Hayır, anneden kan alınıyor. Peki normal çocuğum yani
çocuk tek taraflı böyle anneden beslenen bir yapı değil mi? Öyle olduğunu düşünüyorduk. Yaklaşık bir 5-6 yıl önce artık rutine ilk Avrupa'da, Amerika'da girdi. Şimdi bizim ülkemizde de bu yapılıyor. Hatta kendi merkezimizde de biz bunu yapıyoruz. Kendi üniversitemizdeki merkezde. Türkiye'de yapılıyor yani. Türkiye'de yapılıyor. Elbette ki yapılıyor. Anne bebeğe kan verirken bebek de anne kanına kendisinin genetik bilgilerini serbest olarak, serbest DNA'sını veriyor. Evet, animasyonumuzu da alalım buraya. Onu görelim. Evet, güzel bir animasyondur o. Evet, şimdi normalde anne kanı dolaşıyor. Annenin kanında bir genetik maddeler var. Anne kanı tabii ki bebeğe de veriyor. Burada göbek kordonundan bebeğe anne kanı iletirken plasenta üzerinden bebek de ona cevap veriyor. Kendi genetik... Kendi DNA'sını anneninkine yolluyor. Annenin kanına yolluyor. Bunu fark ettikten sonra diyor ki genetikçiler, acaba biz hiç bu amniyosentez, kordosentez, işte koronavirüs biyopsisi gibi bu işlemlere girmeden, işlemleri yani. Acaba anne kanında bu serbest fetüsün genetik yapısını gösteren DNA'lara bakarak bir test yapabilir miyiz? Evet, son dönemlerde fetal DNA testi deniyor. Girişimsel olmayan doğum öncesi tarama testi deniyor. Non-invasive prenatal tanı deniyor, NIP deniyor. Bir sürü ismi var çeşit çeşit. Ama temel olarak anne karnındaki bebeğin anne kanına verdiği DNA'lar taban alınarak yapılan bir test bu. Ya anladınız mı? Anneye gidiyorsun, anneden kan alıyorsun. Annenin kanında çocuğun genetik maddeleri çıkıyor. Ve ona bağlı olarak bir tanı koyabiliyor musunuz? O kadar ipucu veriyor mu çocuk anneye? %99 oranında doğrulukla Down sendromu için bu test güvenilir. Hatta %99'dan bile noktası olarak... %99.5 diyelim çünkü tam %100 henüz diyemiyoruz. Evet, ama %99.9 da kesine yakın bir tanıdır. İçinizden diyor musunuz? Ne diyor muyuz? Tam... İçinizden tam tanı koyuyor musunuz da bize söylerken 99,5 diyorsunuz? Böyle bir açık kapı Hayır. bırakıyorsunuz. Hayır. Peki. Çünkü çok nadir durumlarda, onu da söyleyeyim. Tabii o da hoş bir şey değil elbette ama anne de bilinmeyen bir tümörü olmuş olabilir. Yani hem hamilelik sürüyor hem de annenin bir tümörü var. Ve anne bunu bilmiyor, anne adayı. Tümör de DNA'sını verir. Ve bazı tümörlerin de Down sendromu gibi trizomi 21'li durumları olabilir. Evet, böyle durumlar olabiliyor. Dolayısıyla biz o zaman %100 diyemiyoruz. Çünkü bize bebek Down sendromu olabilir diye sonuç geliyor. Yani biz onu görüyoruz. Doğrulamak için o noktada bu peki, testin doğrulaması... Yok dediğiniz zaman yok mudur peki? Yok dediğimiz zaman işte %100'e yakın yoktur. Evet. Bu en azından... Yani, çok önemli bir gelişim. Yanlış negatiflik diyoruz biz buna. Sadece yanlış da... negatifliği binde birler civarındadır. Oldukça azdır. Bu... Yani oldukça Down sendromu açısından son derece güvenilir diyeceğimiz bir tarama testidir. Bu tahlilde Down sendromu dışında baktığınız hastalıklar evet, var mı? Evet var. Trizomi 13, trizomi 18. Ya yani 13 ve 18. kromozomların tıpkı Down sendromunda olduğu gibi iki kopya yerine 3 tane bulunması. Tahterevalli'nin bozulması diyorum ben buna. Yani her hücremizde bizim 2 kromozom olması gerekiyor. Her birinden. Bir anneden bir de babadan gelen. Evet. Çünkü yarımız anne yarımızı baba oluşturuyor genetik olarak. Ama bazen bu 2 sayısı 3 oluyor. Tahterevalli'nin dengesi doğal olarak bozuluyor. Şaşırıyorsun. İşte en sık bizim canlı doğumlarda gördüğümüz Down sendrom trizomi 21. Sonra 13. kromozomun üçlemesi ve 18. kromozomun üçlemesi. Diğer kromozomlara bakmıyoruz çünkü onlar zaten hiçbir şekilde doğmuyor. Peki bu tahlillerde duyuyorum böyle bunun bir sürü paketlerini sunuyorlarmış insanlara. Evet. İşte 3 taneye baktım, 10 taneye baktım. Bu da birazcık hani suistimale giriyor girmiyor onu bilmiyorum. Yorum yapmak istemem ama çok duyuyorum etrafta. Bu artık popüler olmaya başladı. Aileler bu tahlili... risk grubunda olmasalar bile keyfen yaptırabilirler mi? Yaptırmalılar mı? Yaptırmalılar mı? Hayır. Çünkü sonuçta ben eşim iki gebeliğinde de yaptırdım. Yani bir baba ama olarak söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Yaptırmamın da sebebi işte eşim kendini güvende hissetmek istedi. Down sendromlu bir kardeşi vardı. Yaptırmadan içi rahat etmeyecekti. Şimdi şöyle, tarama testlerini nasıl her gebeye öneriyorsak bu testleri de önerebiliriz.
Bunlar yani sarama testlerinden çok daha güvenilir testler. Neredeyse tanı testine yakın testler. Evet. Dolayısıyla şimdi biz bunları her gebeye önerirsek anksiyete oranı artmaya başlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adı genetik test. Anladım. Peki. O yüzden hala şimdilik riskli gördüklerimizi, örneğin 38 yaşında bir gebelik. Biz 35 yaşın sonrasını ileri anne yaşı sayıyoruz. Fizik olarak genç olabilirsiniz. 60 yaşında bile dinamik olabilirsiniz. Yani, ama biyoloji başka bir şey. Bile, 35 yaştan sonra bir gebeliğiniz biyoloji varsa yaptırın. Biyoloji başka bir şey. O sizin elinizde olmayan bir şey. Dolayısıyla onlara bağlı 38 yaşındaki bir kadına her şeyi iyi gidiyorsa gebelikteki ultrason görüntüleri. Eskiden biz invaziv yöntemleri önerirdik. Amniyosentezi yapalım derdik. Ama şimdi bu yaş için yegane tesadüfi risk Down sendromu. O zaman bu testi yapalım. Zaten Down sendromu açısından son derece güvenilir. Çıkarsa ondan sonrasını zaten bakarız diyoruz. Evet. Ama çıkmazsa da hiçbir düşük riskine girmeden sağlıkla, keyifle, mutlulukla hamileliği sürdürür. Yani sağlık gelişimi hep genellikle hastaya en az müdahaleyle en fazla sonucu elde alabilmeye yönelik çalışmakta ve bilim tüm branşlarda, sadece kadın doğumda değil, yani biz kalp cerrahisinde bile öyle, tüm branşlarda olabildiğince en az invaziv, yani hastaya en az müdahaleyle en fazla sonucu alabildiğiniz şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz.